Selam, her vaktiniz hayır olsun. Benim her bugünkü bizim dersimiz sinsiyat sistemini çatırsak analizatörlerde keseceğiz. Az kadar da tamam. Demek sinsiyat sisteminden bazı lazım olan megamları izah edeceğim. Çok zaten bir yere girmeye ihtiyacı yoktur. Kuruluştan falan bir şey demeyeceğim. Biraz Tsikl'den danışmak istiyorum ki Tsikl normalde 28 gündür. Tsikl normalde 28 gündür. Bunun birinci fazası 4-5 gün devam ediyor. İkinci fazası 9-10 gün devam edecek. Üçüncü fazası ise normalde 14 gün devam edilmiş olur. Demek ilk 14 gün ərzində yumurta hücre, yani folikul yetişir ve 14. gün folikul yırtılır, LH hormonunun miqdarının artması, yani luteinleştirici hormonun miqdarının keskin şekilde artması neticesinde folikul yırtılır ve ne olur? Yumurta hücre qarın boşluğuna düşür ve sonra bu yumurta hücre ne baş vereceği tutulacak yumurta yumurtalıkların kirpikli cismi vasıtasıyla götürüleceği hara boruya ötürülmeye başlayacak. Şimdi burada ilk 4-5 gün ərzində ne baş vereceği uşağının selikli gişası kopacak. Ve kanla bir yerde harice tökülmüş olacak. 6. 14. gün ərzində, yani 9-10 gün ərzində demiş olurum bunu. Burada artık uşağın selikli gişası yavaş yavaş başlayacak özünü bərpa eləməyə. 14. günden sonra ovulyasiya baş verdikten sonra artık 15. günden bu boş kalmış folikul var ha. Bu boş kalmış folikulun yerinde əmələ gelecek sarı cisim. Ona göre növbəti üçüncü fazamız adlanacak sarı cisim fazası. Bu sarı cisim fazasında yani folikul sarı cisme çevrilir ve sarı cisim burada yavaş yavaş başlıyor progesteron sentez edilir sarı cisim. 14 gün ərzində. Eğer bu 14 gün ərzində mayalanma baş verirse sarı cisim hormon ifraz etmeye devam edecek. Yok, eğer mayalanma baş vermeyecekse sarı cisim artık 14 günün sonunda öz hormon ifraz etmesi prosesini dayandıracak ve neticede ne baş vereceği artık burada hormon ifraz olunmayacak ve bu siklin sonunda uşağımızın selikli gişası gördüğümüz gibi ne kadar kalınlaşma var burada. Kalınlaşmış selikli gişası 14 günün sonunda yani 28 günlük sikl bitenden sonra nöbeti siklin başlangıcında artık ne baş verecek? Bu endometriyum yani daxili selikli gişa kopup dökülecek. Bu şekilde kopup dökülecek. Demeli yumurta hücreyle emele gelir yumurtalıkta. Yani folikul yaranır yumurtalıkta. Yumurta hücrelerinin tam yetişmesi olur boruda. Olur uşaklık borusunda. Bunu yanımızda saklayarak yumurta hücre tam yetişir boruda. Mayalanma baş verir boruda. İster erkek fertte ister dişi ferdin yaranması zamanı yani ferdi yoktur. Yani ister erkek ferdin ister dişi ferdin ontogenezinin yaranması harda baş vermiş olacak? Boruda baş vermiş olacak. Bu şekilde yadımızda saklıyoruz. 28 günlük siklden biz bahsettiğimiz zaman 365'i 28'e bölende bizde 13 sikl eliyir. Bir ilde. İlde 13 sikl eliyor. Bize soruşulsa ki bir il ərzində sağ yumurtalıqda veya da sol yumurtalıqda neçə yumurta hüceyrə yetişer? Bizim iki yumurtalığımız var. Tabi biz 13'ü 2'ye bölüp 6, 10'da 5 şeklinde deyebilmeliyiz. 13 denen ise 6'sı sağda, 7'si solda veyahut da 7'si solda,
altısı sağda. Yani bu şekilde biz gelirlemiş olacak. Yani nöbeleşme şeklinde bir sağ bir sol, bir sağ bir sol bu şekilde gelir. Bu siklin birinci ikinci fazasının müddeti 14 gündür ve bu müddet değişmez. Bunu yadımızda saklayırıq ki bu müddet değişmir hiç vaxt. Değişen faza üçüncü fazadır ki bu kısalabilir, uzanabilir. Mesela için 30 günlük bir sikl olarsa demeli ki burada 16 gün sarı cisim fazası olubdu. 28 yok mesela için 26 günlük bir sikl olarsa 26'dan 14'ü çıkarır. 12 gün sarı cisim fazasına vaxt kalmış olur. Yani 3. fazanın uzanım kısalmasından asıl olarak ne baş verebilir? Burada bu sikir kısalıp uzanabilir. Bunu yadımızda saklayırız. Sonra mayalanma dedik ki geldi, emele geldi ne de gitti boruda, yani ontogenez boruda başlamış oldu. Mayalanmadan sonra indi ne baş verecek? İndi onu qeyd edəcəyik. Spermatozoidun quruluşuna bakanda spermatozoid başlıq hissədən ibarətdir. Boyunçuq hissədən və quyruq hissədən ibarətdir. Gəlin bircə spermatozoidun quruluşuna baxaq burada biz. Spermatozoidun quruluşuna baxdığımız zaman spermatozoid ibarətdir. Başlıq hissədən ibarətdir, boyunçuq hissədən və quyruq hissədən təşkil olunmuşdur. Başlıq hissədə nə yerləşirdi? Başlıq hissədə akrosoma yerləşirdi ki, bu akrosoma Hodgkin kompleksindən əmələ gəlirdi. Lizosom kimi bir şey idi bu akrosomada. İçərisində fermentlər olurdu ki, bu fermentlər spermatozoid gedib yumurta hüceyrəyə daxil olmaq istəyəndə onun qalın divarını əritmək üçün idi. Bir de spermatozoidun başlıq hissəsində nüvə yerləşirdi. Boyun hissəsində sentriyollar ve mitoxondriyalar var idi ki, bu sentriyollar spermatozoidin tərkibindən zigotun tərkibinə keçmiş olacaq. Mitoxondriyalar isə burada ATF sintezini həyata keçirir ki, bu da spermatozoidin quyruq hissəsinin hərəkətini təmin edir. Mayalanma zamanı yalnız spermatozoidin başlıq hissəsi yumurta hüceyrənin içərisinə daxil olmuş olacaq. Boyunçuq ve quyruq hissəsi isə bu yumurta hüceyrənin bu necə deyim tərkibinə daxil olmayacaq. Yumurta hüceyrəyə baxanda yumurta hüceyrə də xaricdən membranla örtülmüşdür. Sitoplazması var və nüvəsi var idi. Membranın üzərində də hüceyrələri görürsüz ki, bu hüceyrələrin bir qismi xovlu qişanın əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, rüşeym qişalarının əmələ gəlməsində yavaş-yavaş iştirak eləmiş olacaqlar. Hamısı yox, bir qismi təbii ki, iştirak eləyəcək burada. Sonra gəlirik indi nəyə? İndi gəlirik burada yazmağa. Deməli, embriyonal inkişaf. Embriyonal inkişaf hakkında danışmağa başladık. Embriyonal inkişaf 3 mərhələdən ibarətdir müəllimlər. Bunlara aiddir başlanğıc mərhələ. Aiddir rüşeym dövrü. Ve aiddir döl dövrü. Başlanğıc mərhələ devam edir 6-7 gün. Rüşeym dövrü 2 ay devam edir. Döl dövrü ise 7 ay devam etmiş olur. Başlangıç merhalemiz başlayır mayalanma anında ve devam edir implantasyaya kadar. İmplantasya nedir? İmplantasya yumurta hücrelerinin uşaklığın serikli gişasının divarına yapıştığı bir mərhələdir. Deyək ki, ovulyasiya zamanı yumurta hüceyrə düşdü qarın boşluğuna.
Bundan sonra yumurtalığın çirpiçli hücreleri vasıtasıyla tutulduğu verildi uşaklık borusuna. Uşaklık borusunda mayalanma baş verdi. Mayalanma baş verenden sonra uşaklık borusunda 4-5 gün boruda hareket edilir. 2 günde uşaklıkta hareket edilmiş olur. Yumurta hücre, yani mayalanmış yumurta hücre, zigot yani, hareket edilmiş olur ve bu zaman tabii ki bu zigot yavaş yavaş bölünecek, blastomerleri falan emele getirmiş olacak. Ve bu morula merhalesinde zigot uşaklığa dahil olacak. Blastula merhalesinde uşaklığın divarına yapışacak. Morula da uşaklığa dahil olacak borudan. Divarına yapışma ise blastula merhalesinde olmuş olacak. Niyə görə bu başlanğıc mərhələ 6-7 gün davam edir? Uzun çəkmir. Səbəb ondan ibarətdir ki, bu 6-7 gün ərzində zigot tərkibində olan yumurta sarısını istifadə edib bitirir. Ondan sonra məcburdur ki, bu uşaqlığın divarına yapışsın, yəni implantasiya baş versin və başlasın oradan qidalanmağa. İmplantasiya anından zift yaranana kadar, yani 2 ay erzinde de rüşeyim dövrü olmuş olur. Bu rüşeyim dövründe sarı cisim gamma hormonu ifraz etmeye başlıyor. Yani başlıyor diye zaten sarı cisim mayalanma baş verirse hormonu ifraz edilir. 14 günde ucu eğilir. 6-7 günde başlangıç merhaledeydi. Rüşeyim dövründe de 2 ayda onsuz eğileceği, yani mayalanma baş verip de o şey. Sarı cisim kanı hormonu niye göre? Progesteronu niye göre sintez edilir? Ona göre sintez edilir ki, tutak ki sarı cisim fazasında uşaklığın serikli kısasının divarını kalınlaştırmak için. Çünkü burada yumurta hücreye kalınlaşmasa bu mayalanmış yumurta hücreye nece gidip yapışacak o uşağın divarına, düzdü mü? Ona göre de bu kalınlaşmanı temin edilmelidir bu sarı cisim. Ve yavaş yavaş bu sintez elediyse de, yani nece diyeyim, uşağın divarı kalınlaşmaya başlıyor. Rüşeyim dövründe ne baş verecek? İçi gişa yaranacak. Bir, buna deriz hovlu gişa. İçi deriz ağlı gişa. Hovlu gişa, ağlı gişa demiş oluruz. Ağlı gişa veyahut da amniyon gişası da demiş oluruz. Yani bu şekilde qeyd edilebiliriz. İndi hovlu gişadan danıştığımız zaman, burada ne diyeceğiz? Burada kan damarları olur. Ve bu hovlu gişa demeli uşağın, o uşak diye, yani rüşeğimin gıdalanmasını, teneffüsünü falan temin elemiş olacak, yani burada temin elemiş olacak. Hepsinin de bu rüşeğin merhalesinde rüşeğin katları yavaş yavaş yaranmaya başlayacak. Ektoderma, endoderma, mezoderma falan emele gelmiş olacak. Bu kimi bunlar yaranacak, organlar sistemi falan formalaşmaya başlayacak. Bu şekilde. Sonra şeffaf gişa ne eklemeli diyeceğiz. Veyahut da ağlı gişa diyoruz buna. Bu gişa temin eleyecek uşağın bile diyeyim, uşak demeyeyim, rüşeğimin zerbeden ve sesten korunmasını.
temin eləmiş olacaq. Hüceyrinin zərbədən və səsdən qorunmasını təmin eləmiş olacaq. Bunu yadınızda saxlayırsınız. Baxın, bizə sual versək ki, bizə iki tip sual verə bilər aldadıcı olmaq üçün. Yəni bizə deyə bilər ki, rüşeyin mərhələsinin başlanması. Rüşeyin mərhələsi uşaqlıqda başlayır. Bir də deyə bilər ki, rüşeyimin inkişafı veyahut da deyək ki, rüşeyimin ilkin mərhələsinin başlanması. Bu ucu olacaq boruda. Boruda. Yəni zigotun əmələ gəlməsi borudur. İlkin mərhələ boruda yaranır. Rüşeyimin özünün yaranması isə konkret olaraq nə zamandır? Rüşeyimin özünün yaranması konkret olaraq uşaqlığın özündədir. İndi biz baxsaq, rüşeyim dövrü 2 ay davam edir de, düzdür. Bu 2 aylığın birinci ayında diye ki, biz neye göre biliriz? Ağzın, burunun, kulağın, gözlerin yeri bilinmiş olur. Bu rüşeyim dövrünün 1 aylığında. Baş bedeninin uzunluğunun 1/3 hissesini təşkil edir. Ama 2. ayın sonunda, yani rüşeyim dövrünün sonlarına yakın, belə deyək de, bu rüşeyimin harici quruluşunu rahatlıkla seçmek olur. Parmakların yerini aydın şekilde görmek olur. Gözlerin, baş hissede gözlerin, burunun, kulağı rahat bir şekilde seçmek olur. 2. ayın sonlarına yakın. Artık 2. ayın sonu, 3. ayın evvellerinde döl dövrü başlıyor. Döl dövrü ne zaman başlıyor? Burada ziftin əmələ gəlməsi ilə. Ziftin əmələ gəlməsi ilə bu dövr başlamış olur. Ziftin əmələ gəlməsi ilə başlayır. Zift əmələ gələn kimi hormon sintez eləyir mi? Xeyr. Zift yaranır 3. aydan. Hormon sintez eləməyə başlayır 4. ay. Yani bize sual verse ki, embriyonal inkişafın neçə ayında sarı cisim hormon ifraz edir? 3 ayında. 2 ay rüşeyim dövründe, 1 ay döl dövründe. 1 ay döl dövründe. Zift neçə ay hormon sintez edir? 6 ay hormon sintez eləmiş olur. Bunu da yadımızdan çıkardık. Ramim'im, Evet. bir tane zahmet olmasa o dediğimiz fikirleri bir de tekrar edebilirsiniz. Demek sarı cisim embriyonal inkişafta 3 ay dana hormon sintez edilir. 2 ay rüşeyim dövründe, 1 ay döl. Ama Çok zift 6 ay hormon sintez edilir. Yani 4. aydan başlayarak 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zift 3. aydan yaranır, 4. aydan hormon sintez edilir. Döl dövrünün 1 ayında elimci sarı cisim, gonad progesteron sintez edilir. Artık zift yaranından sonra zift böyle diyelim de 4. aydan başlayacak ve progesteronu sintez edemeye sarı cisme güç düşmeyecek. Değil mi? Bu şekilde. Bes zift neden yaranır? Zift rüşeyin kollu nişasının hücrelerinin bir hissesinden hemsinin de uşaklığın selikli nişasının bir hissesinden zift emeye gelir. Yani ziftin emele gelmesinde hem rüşeyimin hovluk nişası hem de uşaklığın selikli nişası iştirak edecek. Ve ziftin o, bir hissesinden yani burada uşaklığın selikli nişasını çıkarıp hovluk nişa kalır.
Bu kolunu nişanlı hücreleri yavaş yavaş ne diyecek? Göbek ciğerini emele getirmiş olacak. Bu göbek ciğerinde neler var? Göbek ciğerinde kan damar var. Üç damar var göbek ciğerinde. Üç tane damardı. Bunlardan ikisi arteriyadır. Göbek arteriyası ve biri ise göbek venası. Göbek arteriyasında venoz kan olur. Göbek venasında ise arteriyal kan olmuş olur. Göbek arteriyası uşaktan kanı aparır anaya. Göbek venası ise anadan kanı getirir uşağa. Yani döle. Göbek arteriyasında ne olur? Göbek arteriyasında kan uşaktan anaya doğru gelirse, demeli ki burada ne olacak? İfrazat mahsullarının miqdarı çok olacak. Karbon gazının miqdarı çok olacak. Oksijenin miqdarı az olacak. Qidalı maddənin miqdarı az olacak. Göbek venasında ise bunun əksi nədir? Yani burada diye ki ifrazat məhsulları az, karbon gazının miqdarı az, oksijenin miqdarı çox, qidalı maddələrin miqdarı çox olmuş olacaq. Yani döldə böyük qan dövranı, kiçik qan dövranı yoxdur. Bir dənə qan dövranı var. Döl qan dövranı. Döl qan dövranı. Bir dənə qan dövranı olmuş olur. Bu şekilde. Sonra müəllimlər, yadımızda qalsın ki, üçüncü aydan veyahut da bunu hafta mı soruşanlar? Təqribən 9. haftada cinsiyet təyin olur. Cinsiyet təyin olur 9. haftada. Ama dölün ürek döyüntüleri 4 5. ayda. Yani təqribən 12 13. haftadan ürek döyüntüleri eşidilir. Ürek döyüntüleri eşidilir. Şimdi biz gelsek dördün ürek sikline. Dördün ürek sikli verilir. 0,4 saniyedir. Yani biz 60 saniyenin 0,4'e bölsek yaparız 150 vurgu. Yani dönüm üret sikli 0,4 saniyedir. 1 dakikada dönüm üreyi normal insanla 2 defa çok. Yani 140 150 defa vurur. Üreyi döyünür. Şimdi dölde birinci faza olur. 0,5 saniye, yani kulaklıkların yığılması 0,5 saniyedir. İkinci faza mədəciklərin yığılmasıdır ki, bu 0,15 saniyedir. Üçüncü faza ürəyin ümumi boşalması ise olacaq 0,2 saniye.
Bu şekilde meseleler düşse hesaplayabilirsiniz. Hesaplayabilirsiniz. Sonra tabii ki bu betim daxili inkişaf 270-280 gün seçir ve bu zamanda belediyette hamileliğin sonu doğuşla bitir ve biz demiştik ki bu zaman hipofizlerde kana oksitosin hormonu sintezlenir. Bu oksitosin uşağınız saya ezelesine yığılmasını temin ediyor ki bu zamanda uşak neyleyir? Uşağından uşaklık yoluna taraf itelenmiş olur. İtelenmiş de olmuş olur ve bu da doğuşu hayata getirecek. Bunu qeyd elədik. Sonra postembriyonal inkişaf gelmiş olur ki, indi bu da kitabımızda zaten rahat bir şekilde verilip, gelin o hissiyede kitabımızda bakalım. Müəllim, olar bir söz soruşum. Buyurun. Bəs onun dönüm ürək döyüntüləri 6 həftədən bilinmirdi. Yok, Ürəyim düşdüyüm dövrdə. 9 haftadan konkret olarak. Üçüncü aydan. Müəllim. Böyle. Babaların burada dediyiniz cinsiyyət təyin olunması 3. aydan, 1 ayda 4 hafta yoktu. Bəs neye göre 9. ayda yazmışsınız? Üçüncü ayın evveli 9. hafta eləmir mi elimi? Elə. Başa düşdüm. Ha, bildim çok. Buyurun. İndi postembriyonal inkişaf dövrüne geldik. Uşağın doğulduktan sonraki inkişafı 5 tane dövre bölünür. Yeni doğulma dövrü 4 haftadır, yani 1 aydır. 1 aydır. Buna çağa dövrü de deyirik. İkinci sütəmər dövrüdür ki, bu 11 aydır. Bir aylığından 1 yaşına kadar. Üçüncü dövür yaşlı dövrüdür, bahçaya kadar ki dövürde deyirik buna. Dördüncü dövür mektebe kadar dövürdür. Beşinci dövür ise mektep dövrüdür ki 6 yaşından 17-18 yaşına kadar devam edilir. Biz zaten onurga eğriliklerinin emele gelmesini demiştik. Demiştik ki oma eğriliği yaranır embriyonal dövürde. Oma eğriliği yarandı embriyonal dövürde. Sonra birinci boyun eğriliği yaranır. Yani hemşe bir kohumda falan uşak olan da teze. Yedi kucağımıza götürende ne diyorlar? Boynu möhkem tut, hele boynu berçimeyip. 2 aylığında boyun eğriliği yaranır. Ama postembriyonal dövrün 2 aylığında. Sonra yaranır döş eğriliği. Döş eğriliği ne zaman yaranır? Uşak oturmaya başlayanda. Uşak ne zaman oturur belediyede veyahut da imeylemeye başlayanda? 6 aylığında. Ve yerməyə başlayanda da bel əyriliyi yaranır uşaqda. Yerməyə də başlayır 1 yaşda. Yəni 12 aylığında. Əgər bizdən ontogenez soruşsa 9 ay bunun üzərindən gələ bilərsiniz. Bəzən belə suallar verirlər. Südəmər dövrün neçə aylığında döş əyriliyi əmələ gəlir? Cevabımız ne olacak? Altı. Hayır.
Südemer dövrü. Südemer Ben yani de bir gelebilirim. ay yeni doğulma dövründe olup Südemer dövrün ucu 5 aylarında döş evliliği yaratacak. Bir ay yeni doğulma dövrüdü. Artık ikinci ay, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ay Südemer dövrün beşinci ayına düşür. Ona göre 5 aylığında Südemer dövrün 5 aylığında artık döş erdiği yaratacak. Südemer dövrün bir aylığında boyun erdiği yaratacak. Südemer dövrün 11 aylığında bel erdiği emele gelmesi. Bak, bele sorulara dikkat etmen lazımdır. Onu bize taştırmak için verebilir. Sonra burada var akselerasya. Akselerasya nedir? Akselerasya uşaklarda fiziki ve egri inkişafın süratli geçmesi prosesidir. Bu akselerasya bilinmekte termini elme 1935. ilde kim getirmiştir? Koch getirmiştir. Koch getirmiştir. Ve bile demiştir. Ve akselerasyon müspet tesir eden amiller var. Mesela için diyelim ki idmanla meşgul olmak. Vitaminlerle zengin gıda kabul etmek. Güneş ışığında olmak. Temiz havada çok olmak. Bunlar akselerasyon müspet tesiriydi. Bunların çatışmazlığı ise uşağı egri ve fiziki inkişaftan kalması ile neticelenmiş olur. Akselerasyada en güçlü belə deyək ki, yetkinlik dövründə daha çok təsir eləmiş olur uşağa. Daha çok təsir eləmiş olur. İndi uşaqda yetkinlik dövründe falan bir sıra xüsusiyyətlər olacak. Onu qeyd eləyəcəyik. Hələ ki, insanın sonraki inkişafı mərhələlərdir deyək. Gənclik dövrü 17-21 yaş. Biz universitetdə hədər elədiyimiz yaş. Yetkinlik dövrü 22 yaşdan 60 yaşa qədər. Ən gözəl çağımız. 30 yaşımız var, hələ də oxuyuruq. Ağıllıq dövrü 61 yaşdan 75 yaşa qədər. Qocalıq dövrü 76 yaşdan 90 yaşa qədər. Uzun ömürlük dövrü 90'dan çox olmuş olur. Bunları da bu şekilde yapsak mutlaka. Geldik mən büyüdüm mevzusunda. Bizim ülkemizde yeni yetmelik yaşı kızlarda daha tez olur. 10-12 yaşta, oğlanlarda ise 13-14 yaşlarında müşahide olunmuş olacak. Bu dövrlerde ne baş verir? Boyda ve çekide artım olur. Əzələ sisteminde inkişafında daha süratli bir artım olur. Ve oğlanların boyu, çekisi, əzələ sistemi kızlara nispeten daha çok artır. Ve burada cinsi yetkinlik baş verir. Sesin değişmesi baş verir. Kızlarda az değişir. Oğlanlarda ise sesin kalınlaşması baş verir. Dərdəki pi vəzləri aktivləşir. Aktivləşdiyinə görə də dəri yağlanır. Yağlı olan dəriyə mikroblar, bakteriyalar qonduğu zaman o yağlı dəri özünə bu mikrobları, bakteriyaları toxdurur və nəticədə dəridə sızanaqların əmələ gəlməsinə, iltihabi proseslərin baş verməsinə gətirib çıxarır və qoltuq altında tərvəzlərinin inkişafı baş verir ki, uşaqlar daha çox tərləyirlər, yəni bu dövrdə. Çünki maddələr mübadiləsi çox intensiv gedir burada. Çox intensiv getmiş olur. İndi düzdür, qoltuq altlarına hamı demək olar ki, əksər adamlar botoks edirlər ki, tərvəzlərinin işini
gitsinler oradan. Yani terlemenin karşısı almasın. Şimdi her şeye tare var. Bu şekilde. Bir de burada yadımızda saklayırız neyi? Yadımızda saklayırız. Hipofiz bezi ve böğrek sütü bezinin fonksiyonları intensifleşmesi neticesinde organizmin etraf mühite uygunlaşma kabiliyeti, enfeksiyalara ve soyut değneğe karşı cevap reaksiyonları yükselir. Olsun da yeni yetmelik dövründe bu bezlerin faaliyeti yükselir. Bundan əlavə deyək ki, qalxana bənzər falan vəzinin fəaliyyəti yüksələcək ki, immun sistemini burada gücləndirmiş olsun. Bir de burada yadımızda qalsın ki, yeniyetmelik dövründə ürək sürətlə böyüyür. Ama qan damarları inkişafdan geri qalır. Buna göre de yeniyetmelerde tez-tez qan təzyiqinin değişmesi halları baş verir. Ona göre biz de deyirlər ki, uşaqdır, yeniyetmədir, beyni qanlıdır, dəyməyin falan filan. Ürək sürətlə döyünür, ama qan damarları hələ yaxşı inkişaf etmədiyinə görə qan təzyiqi uşaqlarda yüksək olur. Bu da ürəyin işini çətinləşdirir. Ona görə yeniyetmə uşaqlarda tez-tez baş ağrıları, aşağı və yuxarı ətrafların qanla təzyiqinin zəifləməsi, beynə oksigenin çatmaması nəticəsində oksigen aclığı olmuş olur ki, bu cürdə uşaqlarda da diqqət yayınar. Biyoloji bir haldır. Yaddaş, kavrama kabiliyeti zayıflayar. Ama tabii ki yetkinlik dövrü geçenden sonra da bu eyniyle kaydaya düşer. Çünkü kan damarları burada artık inkişaf edip üreye özünü çattırar. Bu şekilde. Boy artımına gelende, boy artımı kızlarda 18 yaşına kadar, oğlanlarda ise 20 yaşa kadar devam elemiş olur. Bu şekilde qeyd edilir. İndi gəlirik biz duyğu orqanlarımıza. Duyğu orqanlarımız hansılardır müəllimlər? Duyğu orqanlarımız gözümüz, burnumuz, qulağımız, dilimiz ve dərimiz. Bizim duyğu orqanlarımızdır. Bunlar həmçinin bizim analizatorların bir hissəsini təşkil eləmiş olur. Analizatorlarımızın bir hissəsini təşkil eləmiş olur. Analizator deyəndə biz nə başa düşürük? Analizator dediyimiz zaman hər hansısa bir məlumat növünün qəbul olunması, beynə ötürülməsi və orada təhlili prosesi. Qəbul edirik, ötürürük beynə və beyində bu təhlil olunur. Bu da olur analizator. Her bir analizatorumuz 3 hisseden ibarettir. Her bir analizator 3 hisseden ibarettir. Bir, periferik hisse. İki, negredici hisse. Üç, merkezi hisse. Periferik hisseye aittir reseptorlar yerleşen sahe. Mesela için, görme analizatorunun periferik hissesi torlu gişadır. Deri analizatorunun reseptor sahesi dermagat. Eşitme analizatorun periferik hissesi ilbizde yerleşir. Dadbilme analizatorun reseptör sahesi dilin üzerinde. Koku bilmede de burnun selektif gişasında. Nakledici hisseye bize aittir. Hissi, sinir, lifi. Merkeze gelen, merkeze kaçan sinirler. Merkezi hissedeki baş beyin, yarım kürelerinin
Müvafık sahası. Yani bu ait edilmiş olacak. Analizatorun hisselerinde. Bu analizatorun hisselerini bize veren kim olurdu? Pavlov olurdu. Pavlov olurdu. Şimdi bize soruşulsa ki analizatorun birinci hissesi refleks kursunun beşinci hissesine uygun gelir. Birinci hissesine uygun gelir. Çünkü reseptör sahada. Analizatorun ikinci hissesi refleks kursunun beşinci hissesine uygun gelir. İkinci hissesi. Hissesinin analizatorun üçüncü hissesi refleks kursunun beşinci hissesine uygun gelir. Üçüncü hissesine. Bu şekilde yadımızda saklıyoruz. Analizatörlerimize genelde bizim görme analizatörümüz, eşitme analizatörümüz, dat bilme, iyi bilme, tohumma, ezele ve müvazinet gibi analizatörlerimiz var. Şimdi biz başlayacağız neden danışmaya? Görme analizatörümüz hakkında danışmaya. Görme analizatörümüz hakkında danışmaya başlayacağız. Aslında biz bu dersimizde bir görmeli diye, bir de işitmeli diye kalan hisseleri ise gelen defa diyelim. Demeli, görme analizatörümüz nedir? Gözdür. Göz ibarettir. Çömekçi aparatlardan ve göz ibarettir göz almasından. Çömekçi aparatımıza ne aitti? Kaşlar, kirpikler, göz kapakları, göz almasını hareket ettiren ezeleler, sonra göz yaşı bezleri, vesaire ait edilmiş olur. Kaşlar ne için demelim? Kaşlar demeli alından gelen terin göze düşmesinin karşısını alır. Göz kapakları ve kirpikler göze toz hissediklerinin düşmesinin karşısını alacak. Göz almasını hareket ettiren ezeleler zaten bilirik de yani her gözde göz almasını hareket ettiren 6 ezele olur ki bunlar da gözü göz almasını hareket etmesini temin edilir. Bu hatta sual da var idi. Bu abituriyette olan da madde testte de sual var ki bir eşyadan başka eşyaya bakırıksa burada bu bakma prosesi bozulupsa neyden alakadardır? Pozulma beyin kötüğünde olan zedelenmeyle. Niye göre? Bir eşyadan başka eşyaya bakan zaman göz almamız hareket edilir. Hareketini de temin edilir ne? Beyin kötüyü. Beyin üzisinden körpüsü. Beyin körpüsüyle alakadardır ve körpüsünün zedelenmesi neticesinde bu proseste pozulma olabilir. Göz yaşı bezleri de daim göz yaşı hazırlayır ve gözün nem kalmasını, yaş kalmasını temin edilir. Göz almasına gelende ise, göz alması 3 gişadan ibarettir. Esas 3 tane gişa var. Bir ağlı gişa, iki damarlı gişa, üç porlu gişa. Üç torlu gişa. Bu şekilde kaydedildik. Şimdi başlayırız bunlar hakkında danışmadan. Ağlı gişa gözün üzerini hariçten örten gişadır. Ağlı gişa gözün üzerini hariçten örtür.
Ve ağlı gişanın fonksiyonu gözü hariciden örtüp onu harici tesirlerden korumaktır. Harici tesirlerden korumaktır. Mekaniki tesirler, kimyevi zedelenmelerden bu şekilde korumaktır. Hem tutun bu ağlı gişada göz almasının küre şeklinde kalmasını temin edilir. Küre şeklinde kalmasını temin edilir. Ağlı gişa ön tarafta gelip kalınlaşır. Bak bu şekilde kalınlaşır. Ve bu kalınlaşma neticesinde de emele gelir buynuz gişa. Bu oldu demeli ne? Ağlı gişa. Kalınlaşmadan emele geldi ne? Buynuz gişa. Yani ağlı gişanın önden devamı buynuz gişadır. Buynuz gişa en güçlü şu an sındıran mühittir. Güneş ışığı birinci buynuz gişaya düşür ve buynuz gişada sınıp gözün daxili hissesine yavaş yavaş çetmeye başlayır. En güçlü şua sınırıcı mühittir. Bunu yadımızda saklayırız ve güneş şuasının düştüğü ilk hissedir. Buynuz gişa. Ağlı gişanın altında yerleşir, bak kırmızı kalemle çektiğim damarlı gişa. Damarlı gişa gözün kanla telsiz olunmasını temin ediyor. Hemçinin bu damarlı gişanın daxili setinde ışığı udan kara pigmentler var idi. Bu kara pigmentler gözün içerisinde bu damarlı gişada olmakla ışığı udur ve gözün daxilinde göze düşen ışık şualarının muhtelif hisselere sepelenmesinin karşısına alır. Bu güzehli gişada neler yerleşiyordu? Güzehli bu nedir? Damarlı gişanın ön tarafında bak böyle bir kalınlaşma var ki bu güzehli gişadır. Güzehli gişanın orta hissesinde ise yerleşirdi bebek. Bebek yerleşirdi. Güzehli gişada olan pigmentler sayesinde gözün rengini bilmek olurdu. Müeyyen elemek olurdu. Gözün rengi açık renkten tün renge kadar olabilir. Eğer pigmentler yoktursa burada gözün rengi kırmızı renkte olur. Bu da albinos insanlarda olurdu. Bebek güzehli gişan dedik merkezinde yerleşti ve bebeğin orta hissesinde bir delik var. Bir delik var. Bu delikten buynuz gişaya dahil olmuş ışık şuaları, buynuz gişada sınmış ışık şuaları bebekteki delikten, dar bir delikten göze dahil olur. Göze dahil olur. Bu bebeğe birleşen ezeleler var idi. Bu oldu demeli. Damarlı gişa. Bu oldu. Güzellik gişa. Bu da oldu. Bebek. Dedi ki bebeğin ortasında bir delik var idi. Bu delik neyi temin edilir? Bu delik göze ümumiyetle bebek neyi temin edecek? Göze ışık şuasının düşmesini tenzimleyir. Az veyahut da çok miktarda ışık düşmesini göze ışık şuasının çetmesini bu torlu gişaya da bile diye ışık şuasının düşmesini tenzimlemiş olacak. Az düşsün çok düşsün. Bunu da nece temin edilmiş olur? Ezelelerle. Radyal ezeleler ve dairevi ezeleler var burada. Saya ezeleler iyiydi. Radyal ezeleler zayıf ışığın tesirinden göz bebeklerini ceneldirdi. Dairevi ezeleler dairevi d harfiyle başlıyor. Daraldır sözü d harfiyle başlıyor. Dairevi d daraldır d. Göze düşen ışık şuasını tenzimleyir bebek. Dairevi ezeleler cüzülü ışığın tesirinden daralır. Göz bebeğini daraldır.
Radyal ezeleler ise zayıf ışığın tesirinden göz bebeklerini ceneldir. Bebeğin arka tarafında, bak biz burada göreyim Türkiye bunu, yerleşir büllur. Billur yerleşmiş oldu. Billur ne içindi? Billur kabarıklaşır ve yastılaşır. Kabarıklaşıp yastılaşmakla belediyede fokuslaşmanı temin etmiş olur. Yani ki uzakta ve yakında yerleşen eşyaları görmek için billur lazımdı bize. Uzakta ve yakında yerleşen eşyaları görmek için bize billur lazımdır. Fokuslaşmasını temin edecek yani eşyanın. Kabarıklaşırsa billur yakını görürük. Yok eğer yastılaşırsa uzaktaki eşyaları görürük. Bu şekilde. Billur'un özüne de kirpikli cismin buradan ezeleleri birleşir güzellik inşaya. Ve bu kirpikli cismin ezeleleri de billurun kabarıklaşmasını ve yastılaşmasını temin edilir. Daha sonra gözün en dahili katı kaldı ki bu dahili katta adlanır torlu gişa. Dahili katımızda adlanır torlu gişa. Torlu gişada ne yerleşecek? Torlu gişada yerleşecek reseptörler. Kolbacık ve çöpçük. Gözde kolbacığın sayı çöpçüğün sayından azdır. Kolbacıklar güçlü ışıkta görmeni temin edilir ve kolbacıkların sayı 7 milyondu gözde. Çöpçüklerin sayı ise kolbacıkların sayından defelerle çoktu. 130 milyonda çöpçük var. Toran ışıktan, zayıf ışıkta çöpçükler görmeni temin edilir. Kolbacıklar hemçinin rengini görmeni temin edilir. Çünkü ışık şuası düşende biz rengini görürüz. Çöpçükler ise renksiz görmeni, yani akkara görmeni temin elemiş olur. Kolbacıklar, çöpçükler en çok harda olacak. Bak en çok olan hissesi bu hissedir. Diyelim ki kolbacıkların ve çöpçüklerin olduğu en çok hisse adlanır sarı leke. Burada en çoktur. Sarı leçeden kenarlara doğru gittikçe bu reseptörlerin miktarı azalacak. Reseptörlerin miktarı azalacak. Ve torlu gişanın bir sahesi var idi ki, benimler. Torlu gişanın bir sahesi var idi ki, bu sahe adlanırdı çorleçe. Ve bu çorleçede ne kolbacık ne de çöpçük olmurdu. Buradan çıkırdı. Bak buradan çıkırdı. Görme siniri. Buradan görme siniri çıkırdı. Burada kolbacıklar, çöpçükler olmaz. Bazen olur ya, bir tanış adamın yanından geçirirse ertesi gün bize fason verir ve diyor ki dünen hiç benim yanımdan geçti salam vermedi. Biz de diyor ki yerin fikirli olmuşuz görmemişik. Görmemişik sohbeti değil yani fikirli olmak sohbeti değil. Çor lehçeye düşüp bildiğimiz çor lehçeye düşüp görmemişik konkret olarak. Ve burada
Göz almasının içeri hissetini dolduran, daxili hissetini dolduran, uçtiriklediğim hisse ise şu şeye benzer cisimdir. Bu şişeye benzer cisim özü de şua sındırma kabiliyetine maliktir. Ne kimi? Buynuz gişa kimi. Buynuz gişa kimi. Işık şuası gelip düşse, yazılıp buraya ışık. Işık şuası gelip düşme ardıcıllığına bakar. Birinci geldi. Buynuza çattı mı? Çattı. Bebekten çeşti mi? Çeşti. Billur'dan çeşti mi? Çeşti. Şişeye benzer cisme dahil oldu mu? Oldu. Hara gelip düşeceği torlu gişaya. Bize soruşulsa ki, ışık şuasının çetme ardıcıllığı nededir? Yadımızda saklamalıyız. Buynuz gişa, bebek, billur, şişeye benzer cisim torlu gişa. Torlu gişadan içeriye ışık şuası düşmez. Artık torlu gişaya düşen ışık şuaları görme impulslarına çevriler. Buradan ise görme impulsları yavaş yavaş ense payına ötürülmüş olacak. Işık şuası çetir. Harda. Demeli, buyunuz gişa. Bebek, billur, şişeye benzer cisim, ve nihayet torlu gişa. Bize deseler ki, görme impulsları. Ötürülür. Ötürülme ardıcıllığı yani. Nededir? Geldik. Torlu gişa. Görme impulslarına çevrildi bu ışık şuaları. Gitti görme sinirine. Buradan çıktı. Görme siniri vasıtasıyla çeşitli orta beyine, ışığa ve sese karşı semt refleksi oradadır çünkü. Orta beyinden çeşitli ara beyin yiyecek, artık bunu paylayacak beyin yarım küreleri kabuğunun müeyyen nahiyesine, yani hara, ense payına gelmiş olacak. Ve yadımızda kalsın ki görme merkezimizle ense payıyla bir çarpaz emele getirip görme sinirleri. Yani buranı biz ense payı götürsek bizim mesela için bura olsun sağ gözümüz, bu hissede olsun sol gözümüz. Bizim beyin yarım kürelerin ense payından sol taraftan hem sol göze hem de sağ göze sinir götürülür. Sağ tarafından hem sağ göze hem sol göze sinirler götürülür. Bir de bu analizatorun veyahut da duygu organlarının bu analizatorun diye de her üç hisseden her hansısa biri zedelenerse hemin analizatorun zayıflamasına veya da tamamıyla itmesine sebep olmuş olacak. Göze düşen ışık şuası bebek dairevi formadadır. Dairenin sathinin sayesi S beraberdir. Pi D kvadratı bölünsün 2'dir. Göze düşen ışık şuası bire diyelim de bebeğin ışık şuasının düşme
buzağıdı, ne bileyim neydi. Allah, o yadımdan çıktı söz. Bak, gitti beynim dolandı. Porlu gişanın gözde ışıklanma sahnesi. Bu bebeğin diyametrinin kvadratıyla düz müterasiptir. Yani D1'in kvadratı bölünsün D2'nin kvadratı beraberdir. S1 bölünsün S2. Mesela bize diyor ki bebeğin diyametri 3 defa artıpsa diyametrin kvadratı kadar sahayla torlu dişanlı ışıklanma sahnesi diyametrin kvadratıyla düz mütenasibdir. 3'ün kvadratı beraberdir 9. Demeli sahe ne kadar artacak? 9 defa artır. Bu şekilde kvadratıyla düz mütenasibdir. Meselelerimizde bunu tetbik eleyin kvadratıyla düz mütenasibdir. Bunu yadımızda saklayırız. Mütlek ve mütlek şekilde. Sonra burada ne kaldı bizim gözde demediğimiz? Bu gerek kitaba göre gözde neyse demediğimiz bir hisse kalıptı mı merhaba? Hisselerini dedik. Çor leçeden sarı leçe. Ha, kusurları kalıp. Görme organımızın kusurları ve göz hastalıklarımız. Çap gözlülük. Çap gözlülük nedir? Biz dedik ki göz almasına birleşen 6 ezele var da. Bak bu ezelelere baktığımız zaman demek bu ezelelerin ikisi bu istikamettedir. İkisi bu istikamettedir. Biri buradan biriye gelir, biri buradan biriye gelir. Şimdi tasavvur edelim. Bu bizim ortada duran göz almamızdır. Eğer bu solda çektiğim bu karaladığım ezeleler cüzül inkişaf edirse göz alması o tarafa gider. Yani sol istikamette taraf başlıyor çevrilmeye. Ona göre göz bebeği mesela bak bu sol tarafa daha yakın yerleşmiş olur. Daha yakın yerleşmiş olur ve bunu ameliyatla neyleyip düzeltmek olar. İndi gelir esas en çok hastalık düşse analizatörlerden düşme ihtimali en çok yakından görme ve uzaktan görmedir. Yakından görme ve uzaktan görmedir. En çok. Şimdi geldik bunlara bakmaya. Ben kitapta hiç mi bakmayı sevmiyorum yani. Ona göre en yakışı özüm yazdığımı bilirim. Deməli, yaxından görmə. Adında yaxın sözü var. Yaxını görür. Uzağı görmür. Göz alması uzun sov olur. Yani göz alması bu şekilde olacak benimle. Uzun sov. Buranı eğer biz bura olsun boyunuz gişa bu şekilde. Bu bizim bir cismimizdi. Bu cisim gitti, düştü. Bak burada
Özde yadımızda kalsın, torlu gülse de cismin hayalı tersine alınır. Cismin hayalı ön tarafta alındı, yakında. Torlu gülşanın önünde alındı. Cismin hayalı torlu gülşanın önünde. Hayal alınır. Yani ön taraftadır, daha yakındadır. Torlu Gülşah'ın önünde alınır. Yaxşı. Bəs biz bu hayalı arkaya aparmak için neyinemeliyik? Önden arkaya doğru səpməliyik. Səpələmək için de səpici linzadan istifadə edirik. Səpici linza her iki tarafı qabarıq olan linzadır ki, biz bu səpici linzadan istifadə edəndə bu cismin xəyalı öndən arxaya doğru səpilir və torlu qirşanın üzərinə düşür. Bu anadan gəlmə qüsurdur. Anadan gəlmə qüsurdur. Sonradan yaranan qüsura baxdığımız zaman isə sonradan yaranmış qüsura baxdığımız zaman isə necə olur? Biz dedik ki, billur qabarıqlaşanda yaxındakı əşyaları görür, uzağı görmürük. Düzdürmü? Deməli, billurun qabarıqlığı artır. Büllur qabarıq olur. Qabarıq olursa cismin xəyalı torlu qişanın önünə düşəcək. Yaxına düşəcək. Çünki qabarıqlığın artması cismin xəyalının yaxına düşməsinə səbəb. Ona görə də torlu qişaya gedib çatmayacaq. Və biz bunun üçün necə eynəklərdən istifadə eləyəcəyik? Müsbət dərəcəli eynəklərdən istifadə etmiş olacağıq. Eynəklərdən istifadə etmiş olacağıq. Aa, üzr istəyirəm. Saçdım bir dənə burada. Müsbət yox. Mənfi dərəcədə eynəklər. Yaxından görməni yazırıq da indi. Yaxından görmədə mənfi dərəcəli eynəklər. Bəli. Səpici linzalı mənfi dərəcəli eynəkdir. Saçdım burada. Aha. Bu şəkildə. İndi gəlirik nəyə? Uzaqdan görməyə. Uzaqdan görmə. Nə edirik? Uzağı görür. Yaxını görmür. Uzağı görürəm, ama yaxını görmürəm. Onda göz alması necə olacaq? Ensiz olacaq. Bu olsun bizim buyunuz kuşağımız. Göz alması ensiz olur. Bu bizim cismimizdirse, cismimizin hayalı uzaktan görme. Torlu diş uzakta alınır. Torlu diş onun arkasında.
Nefes arkada olanı tutup ön tarafa doğru getirmek için neyine lazımdır? Arkadaşın tutup öne taraf toplamak lazımdır. Demeli her iki tarafı kabarık olan toplayıcı linzadan istifade etmek lazımdır. Toplayıcı linza arkadaşın tutsun öne doğru, yani kollu nişanın üzerine doğru getirmiş olsun. Bu anadan gelme formasıdır. Ve sonradan kazanılmış forması nece olacak bunun? Tabii ki uzağı görürük, yakını görmürükse büllur, büllurun kabarıklığı azalır. Azalır ki bu cismin hayalı daha uzağa gelip düşürür. Torlu nişanın arkası. Bunu da yakına doğru kabarıklığın belediyette azalması neticesinde arkada olan ışık şuasını torlu kuşağının arkasına düşen ışık şuasını öne doğru çekmek için ne diyecek? Müsbet dereceli iğneçlerden istifade edecek. Aydındır yakından görme, uzaktan görme müəllimler. Kimdese neyse problem varsa buyursun desin. Yani düşünürüm ki burada bir problem kalmaz. İnşallah. Sonra Aldım. Müəllim, böyle bu eşitməni saxlasaq olar. Çünki biz ifrazatı da oxumalıyıq, danışmalıyıq. Cinsiyyət də gəldi. Bu da biraz artıq olacaq, məncə. Mənim fikrimcə yenə də öz bilər sizi. Belə gözün özü mürəkkəb bir dərsdir görmə. Elə onsuz da görürəm, vaxtımıza da bir 15 dəqiqə falan qalıb, görürəm elə eşitməni başlasaq çatdıra bilməyəcəyik onsuz da. Hələ bu göz xəstəliklərinə baxaq, bitirək. Demək, bundan sonra burada gəldi xəstəlik kimi katarakt. Katarakt bildiyimiz mirvari suyudur yani. Katarak dediğimiz billur bulanır. Yani billurun üzerinde bir bulanıklık yaranır. Bir gat kimi. Ve bu da maddeler mübadilesinin pozulması neticesinde baş verir ki görme prosesi zayıflayır. Ameliyatla muayene edilmek olur. Düzelme olur. Daltonizm irsi hastalıktır. X cinsiyet kromosomu ile resesif şekilde ötürülür. Bu hastalığı olan insanlar kırmızı ve yaşıl rengi seçebilmirler. Sebebi neden ibarettir? Kolbacıkların normal faaliyeti pozulur. Bu da irsen geçen bir hastalıktır. Sonra geldik toyuk çorluğuna. Toyuk çorluğu ise artık çöpçüklerin fonksiyonunun zayıflaması neticesinde olur ve toran ışıkta yani karanlıkta görebilmir. Kuşlardan mesela diyorum, gece kuşlarından başka baykuştu, yapalaktı. Bunlardan başka diye ki hiçbir kuşta çöpçükler yoktur. Onun için onlar geceler kordular, görmürler. Çöpçüklerin fonksiyonu zayıflayende de toyuk çorluğu hastalığı gelir, emele gelir insanda. Ama A vitaminiyle zengin gıda ile mesela yerçekimini falan çok yediğimiz zaman bu hastalığın karşısı alınır. Bir de gözün infeksiyon hastalığı var idi, konjonktivit hastalığıdır. Bu gözde iltihaplaşmanın baş vermesidir. Bizde uşak vakti olurdu, bilmiyorum sizlerde olurdu, olmurdu. Gece yatırdık, gözümüz iltihaplaşırdı ve seher seher dururduk tezdenle. Görürdük ki gözümüz açılmış. Bildiğimiz gözümüz açılmış. Yardıma gelir, mama isti çayı şey değildi.
Bu nerede? Bir damda istitrai bir de pamuk. Getirirdi o iltihaplaşma kirpilerimiz birbirine yapışmış olurdu. O tayman o iltihaplanmış yapışmış kirpilerimizi ısladırdı. Ondan sonra ıslanandan sonra kirpilerimiz falan temizdirdi. Pamukla temizdirdi. Ondan sonra gözümüz açılırdı. Konjonktivit enfeksiyon göz hastalığıdır. Bir de var benimle astigmatizm. Astigmatizm de yani diyende biz ne başa düşürüyoruz? Astigmatizm diyende göze düşen ışık şüası bir yerde yok bir neçe yerde toplanır. Buna da astigmatizm diyorlar yani. Bu şekilde olur. Gözlerini korumak için ne demek lazımdı? Televizora yakından bakmamak lazımdı. Hareket eden nakliyatta ne vardı? Kitaptı, gazetti, böyle şeyler okumuyorum. Kitabı 30 santimetre mesafede saklayın gözünüzden. Çok güçlü, çok zayıf ışıkta okumamak, yazmamak lazımdı. Şahsi hijyen kaydalarımıza emin etmek, gözü mikroorganizmlerden korumak lazımdı. Yakından görme kusuru zamanı hacmi tayin ettiği çöküş linzalı, uzaktan görmede ise kabarık linzalı eyneklerden istifade etmeliyiz. Başkasının eyneğini takmamak ve A vitamini ile zenci gıdanı kabul etmeliyiz. Burada uşağı mektepte yoklatabilirsiniz bu şeyi, çorlayacağını falan filan. Bunlar boş şeydi. Bak burada birden gösterilen ve ikiyle gösterilen var. Birden gösterilen yakından görmedi. İkiyle gösterilen ise uzaktan görmedi. Aha. Bunlar da şekil üzerinde verilirdi. Bu şekilde. Elesin demiş ki eşitmeni de saklayan gelen defiye. Bu üçü destek neyse sualı olan varsa buyurup verebilir. Yoktu sabah dersimiz bu kadar. Geceniz hayırlı. Yine Sağ görüşürüz. olun. Allah'a emanet olun. Sağ Gözünüz olun. emanet olun. Helal için. Geceniz hayırlı.